ramenez les épaves à la vie, à la vie, à la vie. Benim adım Mark Warman. Ve ben Darren Kirkpatrick. Ve işimiz ölen araçları yeniden çalıştırmak. En iyi arkadaşım Royal ve oğlu Joseph'le çalışıyorum. Size araçların nasıl tamir edildiğini, yok olmaktan nasıl kurtulduklarını göstereceğiz. Arabalar tamir edildikten sonra yeniden yola çıkmaya hazırlar. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Geçtiğimiz iki hafta boyunca sürekli yağmur yağıyordu. Bazı günler o kadar çok yağdı ki rahat çalışamadık. Aa, lanet olsun. Hey. Evet, ne yaptın? Bir grup aptal. Barakuda suyun altında kalıyor. Çünkü biri pompaları kapattı. Birinin kontrol etmesi gerekiyor. Pompaları sürekli açık bırakmak çok önemli. Çok yağmur yağdığı için barakuda sular altında kaldı. Bravo Josh. Neden böyle yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Sana bir şey dediğim yok. Ne dediğimi düşünüyorsun ki? Kulağıma öyle geldi. Pompalara ne olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim birinin onu kestiği ve beni suçluyorlar. Ben pompalara dokunmadım bile. Bu araç çok kötü halde. Bir kamyonun arkasında yola koyulmuş olması gerekiyor. Suda değil. Bir aracı yıkamaya göndermekten bahsettiğimizde başka bir şirkete göndermeyi kastediyoruz. Burada kimyasal ürünlerden kurtulup araçları kesebilirler. Pası çıkarıp, boyayı çıkarıp bütün parçalardan kurtulmaları gerekiyor. Bu araçtaki her şeyden kurtulmalılar. Hadi ucunda ölüm yok ya. Elbette hayır ama bizi yavaşlatıyor. Çok yavaşlatıyor, tamam mı? Arka kamyonu değiştirmek için bu parçaları çıkarmalıyız. Bunu dün yapmalıydık ama atölyeye gitmekle meşguldük. Garajda yapmamız gerekenler yüzünden dikkatimizi toplayamıyoruz. Belki aracı nereye hayır, koyduğunuza biraz daha dikkat etmelisiniz. Hayır, sizden ne istiyorsam onu yapacaksınız. Evet, suçu Mark'a atalım. Senin buraya gelip kamyonu alması gerekiyordu. Bu bizim suçumuz mu? Sanırım birisi unutmuş olmalı. Bu gerçekten inanılmaz. Pompaları sen mi söndürdün? Buradan çıkarmamız gerekiyor. Sen miydin? Royal'di. Peki sen? Hayır. Royal? Ben değildim. Saçmalık. Barakuda'ya su kaçtığı zaman burada değildim. Pompaları söndürmedim. Pompaları sen mi söndürdün? Hayır, pompaları söndürmedim. Hangi pompalar? Garaj Velbi, sizi dinliyorum. Hayır, burada değil. Mesajınızı alayım. Balkabağı yarışmamız için bir reklam yapıyorum. Bence iyi fikir. Şu anda hepimiz çok meşgulüz. Bu tür şeyleri düşünecek vaktimiz yok. Örneğin araçlarda araştırma yapıp karar vermem gerekiyor. Doğruyu söylemek gerekirse bence balkabağı dekore etme fikri harika. Bütün ekip katılacak. Bütün ekip bizim yarışma ruhumuzu destekleyecek. Buna eminim. Bu yarışmaya katılmak harika bir fikirdi. Bir masanın etrafına geçeceğiz ve bal kabağını dekore edeceğiz. Aralarında hep bir yarışma var, bu yüzden rekabet çok. İptal edemez miyiz? Hayır mı? Ne yapabilirim ki? Baba. Neden bal kabağını çiziyorsun? Yeniden mi başlayayım? Ne yapacağım? Bana bir örnek yap. 5 yaşındaki bir çocuk aynısını yapabilir. Yarışma sırasında bal kabağı için aynı şeyi söyleyebilir. Hiçbir şey söyleme. Bal kabağı harika olacak. İşte böyle. Eğer malzeme iyi olsaydı... Charlie Brown'u yapmış gibisin. Niçin bunu yaptık? Yarışmaya katılan herkes ne yaptığımızı biliyor. Yarışmaya kimin katılacağını biliyor musun? Lanet olsun. İhtiyaçları var. Senin gibi tekrar etmeye, aynı şeyleri tekrarlama ihtiyaçları var. Sana e-posta gönderemez miyim? Hayır, bunu okumayacaktır. Bal kabağı görüntüsünü yazdırman gerekiyor. Evet, anlayacaktır. Anlayacaktır. Tamam. Yarı bal kabağı kullanacağız. Bir bal kabağına benzemiyor.
Yeniden başlamalıyım. Bunun onlara bir sorun oluşturacağını biliyorum. Tamam. Çıktı alacağım. Ah, harika. Baba. Ne oldu? Renk yok. Kahverengi gibi. Yeterli olacaktır. Bu... Evet. İyi mi yani? Kim olduğunu tahmin tamam, edecekler. Tamam, sorarlarsa benim yaptığımı söyleme. Bu konuda çok yetenekliyiz. Ve işte bitti bile. Bu pompaları kim kapattı? Birisi pompaları kesmeye devam ediyor. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Ama gidip bir şey yapmam gerekiyor. Burada kimin okumayı bilmediğini öğrenmek istiyorum. Kaputun başından beri 30 santimetre var. Otomatik yapıştırıcı kullanmalıyız. 3 santimetre genişliğinde. Motorla ilgilenip dekorasyon yapıyoruz. Basit bir yapışkan kullanmamız yeterli olacaktır. Bazen 70 model Roadrunner'da olduğu gibi kaputun üzerinde boya bulunuyor. Uzunluk boyunca devam edip kaputa kadar gelmeleri gerekiyor. Ben iç kısma geçeceğim. Aracın üzerine bir şey yapma konusunda yetenekli değilim. Bundan çok hoşlanmıyorum. Uzunluk boyunca bırakacağım buraya kadar. Buraya yerleştir böyle. Boyadığımız zaman boyanın iç kısımda olmasını istiyoruz. Tamam mı? Bakmak istemiyorum. Arka kısımda siyah ve violet görüyorum. Bantı gördüğünüz zaman ne kadar saçma olduğunu anlayacaksın. İçeri mi dışarı mı? Bant bu kısımda içeride olmalı. Tamam. Yavaş yavaş hareket ediyor. Bu kısmı görüyor musun? Sanki... Aa, evet. Kaputta bir parça bulunuyor. Evet. Bana eşlik edersen başarabilirim. Hayır. Bu gerçekten yanlış değil mi? Evet. Bana mükemmel olduğunu da söyle. Hayır, sol tarafa doğru gidecek. Üzerinde çalıştığım bütün arabalar arasında en çok bunu seviyorum. Rengi ve formu harika. Gerçekten harika. Çok zor bir aşama. Dikkatli olmalıyız. Ne yaptığımıza dikkat etmeliyiz. Kaputun altına iki parça yerleştireceğiz. Bu parçalar çok önemli. Tamam. Bu düzgün değil. Bu tür resimler için yapışkan bir parça kullanmalıyız. Konvansiyonlarda sık sık rastladığım bir şey. Genelde iki farklı sorun yaşanıyor. Ya yapışkanı kullanan insanın acelesi oluyor ya da düzgün yerleştiremiyor. Bu yüzden bantlarda sorun çıkıyor. Düzgün yapışkanı kullanmıyor ve üzerinde bir sorun çıkıyor. Bu yüzden küçük izler kalıyor. Farklı izler bulunuyor. Her şey araç çıktığı zamanki gibi olacak. Evet, bence 1970 yılında tasarlanmış gibi olacak. Daha hayır. Pompaları yeniden açtım. Ama iki saat sonra hala su vardı. Gidip değerlendirme yapmam gerekiyor. Doğrusu ben de çok istekli değildim ama benden başka kimse istemiyor gibiydi. Donmuş gibi. Kendini ekip için feda eden ben olacağım. Benim suçum değil. Bence işe yarıyor. Royal kendi isteğiyle burada çalışıyor ama yine de zaman zaman beni zorluyor. Gerçekten ekibi kendini suçlu hissettirdiği için mi bir şeye zorladı anlamıyorum. Gerçekten beni bazen çok zorluyor. Onu seviyorum ama garip biri. Evime döneceğim. Boyadan yapışkanı çıkarmak hiç kolay değil. Eğer dikkatli olmazsanız ve dikkatinizi aracınıza vermezseniz sorun olur. Boyada ne olduğunu görmeyi deneyeceğiz.
Barakuda suya girdi. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Roadrunner zamanında bitirmek zorunda. Barakuda su aldığı için bütün projelerde geciktik. Motoru ve transmisyonu araca yerleştiriyorum. Bizim için bu çok önemli. Arabamı motorun etrafına yerleştiriyorum. Bu durumda motoru takmamız gerekiyor. Dikkat et. Kaldırmak için destek alıyorum. Motoru gerektiği gibi pozisyonlandırıyoruz. Bu sayede her şeyi yerine geçirebiliriz. Çocuklar iki tarafa da geçiriyorlar. Motoru yapmak için beklemeleri gerekiyor. İç kısımdaki boyanın nasıl olduğunu göreceğiz. Neye basmam gerekiyor? Bu kısımda açı sayesinde motoru tamir edebiliyoruz. Zemini kontrol etmemiz gerekiyor ve araçla kısımlandırmayı denemeliyiz. Motorun bütün kısımlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Her yerini kontrol etmeliyiz. Biraz daha sağ. Hadi devam et. Tamam, belki de onu tutmalısın. Harika. Onu biraz daha çıkarman gerekiyor. Evet, işte böyle. Buraya kadar gitmeyi deneyebiliriz. Bence başaracaksın. Başka bir yöntem bulmalıyız. Biliyor musun? Yine de deneyeceğim. Mark'ın parçalarını kırabilir misin? Başka parçalar da var. Hayır. Başka türlü deneyelim. Burada ne olduğunu göreceğiz. İç kısma bir şey koymayı deneyeceğiz. Daha sonra çıkana kadar bekleyeceğiz. Benimle gel. Seni sevdiğimi biliyorsun ama erken girdim. Evet şef. Seni sevdiğimi biliyorsun. Ne yapmayı deniyorsun? Beni dinlemiyor bile. Evet. Bunu tutabilir misin? Biraz acele etmen iyi olacaktır. Tamam. Tamam. Bal kabağı dekorasyonu yapmaktan mutlu musun? Evet, elbette. Tamam. Darren'la birlikte bal kabağını süslemek için neler yapacağımızı görmek istiyorum. Darren hariç herkes bal kabağı süslemesi yarışına katılmak için sabırsızlanıyor. Darren'ın yarışmaya katılmak istediğine emin değilim. Başaramamaktan korkuyor gibi. Bence bu çok komik. Gelirse eğleneceğine eminim. Can sıkıcı bir durum olacak. Benimkisi marka benzeyecek. Gerçekten mi? Harika. Evet, sanırım ben de aynısını yapacağım. Çok inatçısın. Bu kadar inatçı olmamayı dene. Ne dersin? Ne yapıyorsun? Bu siyah tornavidayı alacağım. Aptallar sürüsü. Acele et. Bugün direksiyonu takacağız ve tekerlekleri değiştireceğiz. Tamam Josh, seni bekliyorum. Hadi acele et. Hadi acele et. İşe hadi. Koyulun. Koymak için eğmemiz gerekiyor mu? Emin değilim. Pekala, başlıyoruz. Metal gibi hareket edin. Mark. Evet. Tekerlekle ilgilenmek ister misin? Bu sayede yaptığın hatayı telafi edebilirsin. Şu anda çok uzunlar. Neden bu kadar sinirlendiklerini bilmiyorum. Kuşkusuz ki her şeyi onlar yaptıkları için bu kadar sinirliler. Sana da bir tane gelecek. Kimden? Ayağa kalkıp sana bir tane yapıştıracağım. Niçin çok sinir bozucu istiyorsun? Söyle neden çünkü bana vurmak istiyorsun? Çünkü beni rahatsız ediyorsun. İlk önce motorun üst kısmını yaparak başlıyorum. Tekerleği kontrol etmemiz gerekiyor. İlk vidayı takıyorum. Daha sonra hepsini bir araya yerleştirip aşağı indireceğim. Bu sayede parçanın iyi olacağından emin oluyorum. Direksiyonumda farklı parçalar var mı? Gerçekten mi? Ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen evet. Belki de ne demek? Bunu bana açıklamanı istiyorum. Yaptığını gördün mü? Mark'la aramda bir tartışma çıkabilir. İzin almadan aracımdan parça çalıyor. 5-6 senedir böyle. Gerçekten hiçbir şey bilmiyor. İyi olmak istediğin için hiçbir şey demiyorsun değil mi? Hayır. Şimdi ikinize karşı mücadele etmem gerekiyor değil mi?
Herkes Hayır. bunu yapanın sen olduğunu Kimse biliyor. Kimse bir şey bilmiyor. Hayır. Hepimiz senin yaptığını bunu biliyoruz. Bunu Darren'in aracından parça çalmak olarak adlandırıyorum. Onları sadece ödünç aldım. Darren'in aracından parça ödünç alıyorum. Birazdan değişim parçaları gelecek. Ne zaman? Bu durum senelerdir devam ediyor. Ne yapacaksınız? Onları ben sipariş verdim. Bay Sarkastik saklanarak geliyor. Çok iyi. Hiçbir işe yaramıyor. Daha iyi bir sorun bulabilirsin, tamam mı? 24 saate dağıtımı ödeyecek param yok. Parçaların nereden başlayacağını asla bilmiyoruz. Emirleri veren o oluyor. Ne yapacağımız hiç belli değil. Onu listeye ekle. Seni listeye ekleyeceğim. Bu liste çok uzun tamam, olacak. Tamam, düzenleme yapmamız Hayır, gerekiyor. Hayır, yapmayacağız. Böyle davranamazsın, tamam mı? Böyle olmaz. Alırsan böyle yapma. Bu uzun zamandır devam ediyor. Biraz sakin olun. Zannetmiyorum. 5 saniye boyunca sakin bir şekilde konuşur musunuz? Hayır. Dürüst olmak ben gerekirse konuşamam. Ben konuşabilirim. Konuşamaz mısın? Ben olgun bir insanım, o değil. Benim onunla bir derdim yok. Onun benimle bir derdi var. Bence çığlık atmadan konuşmayı deneyin. Bu mümkün değil. Bunu yapamaz mısın? Hayır, zannetmiyorum. Ben yapabilirim. Daha sakin kalman elbette, gerekiyor. Elbette yapabilirim, elbette. İnsanlardan evet. çok mail alıyorum. Çığlık atmamayı Bana dene. Bana Darren'ın çok konuştuğunu söylüyorlar. Ama aslında siz çok konuşuyorsunuz. Bu doğru değil. Ben öyle biri değilim. Nesine bahse girersin? Tamam, kaybeden... Ben ondan daha olgunum. Bu doğru değil. Hayır, şaka yapıyorum. Yalnızca... Biftiğine iddiaya girelim. 1 saat. Şimdiden itibaren 1 saat. Filme alındığımızı söyleyebilirsin, tamam mı? Sorun değil. 1 saat boyunca konuşamam. Seninle konuşuyorsam her şey yolunda Hayır, demektir. Hayır, beni konuşmaya zorladın. Bu araç üzerinde çalışacağız ve 1 saat boyunca sakin olmalıyız. Kazananın sinirlenmemesi gerekiyor. Gereksiz bir maç. Restorana gideceğiz ve herkes adisyonu ödeyecek, tamam mı? Paylaşalım mı? Anladın mı? Tamam. Nasıl yapacağız? Oldu mu? Eğer aranızdan biri kaybederse birazdan restoranı ödemesi lazım. Tamam mı? Buraya geldiğin için teşekkür ederim ama direksiyonu göstermeyeceğiz. Başlıyoruz. Tamam. Anlaşıldı bahis mı? Şimdi başlıyor. Tamam. Bahis şimdi başlıyor. Hangi bahis? Hayır, şimdi başlamalıyız. Evet, çünkü hakim benim ve bahis hala açık. Mark ve Darren'ın aynı fikirde olup olmadıklarını bilmek hiç umurumda değil. Kimin hakim olduğu önemli. Bu yüzden onları zorlamak istemiyorum. Dikkatli davranmalıyız. Bu harika, yeşil direksiyonu aldım. Çok güzel değil mi? Dodge tarafından yapıldı. Dodge'un bu konuda çok başarılı olduğunu hatırlıyorum. Aslında bana... Direksiyona geçmemiz lazım. Ön tarafta ne oluyor? 71 model Roadrunner üzerinde çalışıyoruz. Bana klaksonu vermen gerekiyor. Teşekkür ederim. Gerçekten çok hoştu. Klakson sende mi? Evet, ihtiyacım vardı. Bunu tutmam gerekiyor. Burası kesin. Pekala. Sana yeterince teşekkür edemem. Hep yaptığın gibi. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Elbette yer değiştireceğim. Tamam. Bu kolonu tutmayı deneyebilirsin. Dışarıdaki araçlara göz atacağım. O zaman bunu yap arkadaşım. Direksiyonun nerede olduğunu bilmeliyiz. Mark'ın 5 dakika boyunca bile dayandığını düşünmüyorum. Güvenlik, sosyal ve entelektüel açıdan Darren'a göre daha gelişmiş olduğumu düşünüyorum. Buradaki parçaları alabilirsiniz. Tamam, harika. Harika Mark. Bir şeyi gözden geçirmek için dışarı çıktım ve geldiğimde kapıyı kapatmıştı. Benimle dalga geçtiğini düşünüyordum. Gerçekten. Ne kadar zamandır böyle oluyor? Hayır, aklından bile geçirme. Hayır. Mark'ın Darren'ı dışarıda bırakması hiç hoş bir davranış değil. Neredeler? Neredeler? Kapıyı aç. Hayır, zannetmiyorum. 1 saniye bile burada durmadılar. Beni buraya kapattılar ve şimdi içeride değil gibi yapıyorlar. Birini dışarıda bırakmak kabalık değil. Benim işim bu. Herkes aynı davranırdı. Tamam, içeri girebilir miyim? Mark, bekle, içeri gireyim. Yağmur yağıyor mu? Biraz. Biraz yağmur kimseyi öldürmeyecektir, değil mi? Oğlum, merhaba arkadaşım. Teşekkür ederim. Aferin, başardın. Üzgünüm. Yani kaybettin. Neden? Hayır. Arkamdaki kapıyı kapattın. Dışarıda olduğunu bilmiyordum. Takoz yerleştirmiştim. Onu çıkarıp kapıyı kapattın.
Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bilmiyordum. Hayır. Gidip bakacağız. İç kısmı çıkarmamız gerekebilir. Hayır, biraz bekle. Hayır, hayır, hayır. Tartışmayacağız. Ne olduğuna bakalım. Hadi. Bak, bilmiyordum gerçekten. Bifteyi tam kızarmış seviyorum. Hayır. Saçmalıyorsun. Yanında da soda. Çıktığım zaman göreceğiz. Gördüğün gibi dışarıda değil. Evet. Bak burada. O yüzden biraz beklemeliyiz. Onları çıkarmayı dene. Görmüyorum. Bu değil. Harika. Harika. Teşekkürler. Niçin mısır ve kuru fasulye çünkü yok? Çünkü çok tatlı. Derin kazandı. Mark'ın bize restoranda ödeme yapması gerekiyor. Vay canına. Ne oldu? Onlarla restorana gitmek zorundayım. Onları yargılayamam. Onlara göz atmam iyi olacaktır. Başlangıçta bu harika fikir bana aitti. İkisinin de ego sorunu var. Yargılamayacağım. Şinitsel. Tavuk benim için harika olacaktır. Gidip biftek yememiz gerekiyordu ama bizi tavuk restoranına götürdü. Biftekle tavuk aynı şey değil. Bu yaptığı inanılmaz. Burada inek eti yemiyoruz, üzgünüm. Bu restoranda ne yediklerini bilmek istemiyorum. Onun için ben sipariş vermedim. Yedi mi yemedi mi? Üzgünüm ama ne yapacağını bilemem. Onları başka bir yere götürmem mümkün değil. Gerçekten bunu bilemem. İşte. Aptalca bir fikirdi. Transmisyon ağacını yapmamız, boyamamız gerekiyor. Daha sonra yeniden aşağı indirebiliriz. Başlıyoruz. Şimdiden indirmeliydik. Parlak olmasını mı istiyorsun, mat mı? Bütün bunların hiçbir önemi yok. Mark'ı zorladığımızdan beri daha rahat bir insan haline geldi. Ne arıyorsun? Ne yapacaksın? Yaptığım her şeyin yerinde olduğundan emin olmak istiyorum. Royal Joachim iyi iş çıkarıyor. Neredeler? Bilmiyorum. Amortisörleri görmüyorum. Bunu sormayı deneyemez misin? Amortisörler nerede? Henüz gelmedi. Sipariş verdik ama bekliyoruz. Ama evet, sordum. Evet. Hiçbir şey görmüyorum. Burada bir yansıma var. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Lanet olası. Peki sen ne yapmayı planlıyorsun? Bu mümkün değil. Yapacak hiçbir şeyin yok mu? Bitirmeni bekliyorum. Roadrunner yoksa yarışmada yok. Ne yapıyorsun? Tekerleği mi çıkarmayı deniyorsun? Görmedim. Bir sorunun var arkadaşım. Kesin bir sorunun var. Hayır, sensin Darren. Yeni tekerlek sipariş etsen iyi olur. Bence ihtiyaç duyacaksın. Neden bahsediyorsun? Beni daha önce de zorlamışlardı. Gerçekten mi? Sence ilk yaptığın yeterli olmuyor mu? Ne oluyor? Bana ne yapmayı deniyorsun? Josh, sanırım biraz daha rahat anlaşmayı deneyebiliriz. Ne dersin ha? İyi olmaz mı? Ne yapacağız? Sen ve ben daha iyi anlaşmalıyız. Daha iyi anlaşmamız gerekmiyor mu? Evet, Mark ilişkimizi yok etmeyi deniyor. Aslında Darren'la ilişkim biraz tuhaf. Seni sevdiğimi biliyorsun. Tamam. Bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Yapmam gereken bir şey var. Hep aynı. Seninle ciddi bir konuşma yapmayı deniyorum. Ve sen kaçıyorsun. Duygularımı saklamayı tercih ediyorum, tamam mı? Küçük bir bebek gibi. Küçücük. Mesafeni koru. Hadi. Ne oldu? Tamam. Amaç ne? Bir tane alman gerekiyor.
Bal kabağı yarışmasını ne zaman yapacağız? Bana yarışmadan bahsetmeyin. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Bayan Wilcox'un sınıfında olduğum yılları hatırladım. Cadılar Bayramı'nda ne yapacağımızı bilmek istiyoruz. Bu öğleden sonra ne yapacağımızı öğrenmeliyiz. C2'deyiz sanki. Birazdan partiye başlayabiliriz. Çok eğleneceğiz. Bayan nasıl bir parti yapacağız? Bize söyler misiniz acaba? Çocuk gibi davranıyorsunuz. Böyle olmaz. Bu çok uzun zaman önce. Ne yapmak istiyorsun? Ciddileşin biraz, tamam evet, mı? Evet, kendini ifade et. Ciddileşin. 57 yaşındasın. 57 yaş. Biraz büyümen gerekiyor. C2'den mi sorun yaşıyorsun? Evet. Kollarını bağdaştırıp öyle bekleme. Biraz gülümsemeyi dene. Tek bir soru sordum. Bu doğru olamaz. Hayır. Biliyorum. Senin yanındaydım. Seni destekliyorum. Dekor yarışmasında bal kabağını süslememiz gerekiyor. Önce Roadrunner'ı indireceğiz. Barakuda'yı incelememiz gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Ancak onlar gülüyor. Ne yaptığını düşünüyor musun? Neden ben düşürdüm? Neden? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hep benim yanımdaydın. Düştüğümü gördün mü? Mark, sorun değil. Bunu halının üzerine koyman gerekiyor. Kendini affettirmen lazım. Bunu nasıl yapacağını biliyor musun? Aynı şey. Bütün bunları neden yapıyorsun? Bu mümkün değil. Bu hikayeyi unutmak için psikoloğa gitmelisin. Belki insanların fikrini almalısın. Parçalarda Royal yüzünden sorun çıkmış olabilir. Belki de garaja su girmesine neden oldu. Bitti sayılır. Hemen köşedeki mağazaya gideceğim. Önceki gün arabayla önlerinden geçerken en az 100 tane gördüm. Cadılar Bayramı'ndan hemen sonra bal kabağı bulmak zor olur. Mağazaların büyük kısmında geriye hiçbir şey kalmamış. Hiçbir yerde kalmamış. Hiçbir yerde. Cadılar Bayramı'nda her yerde bal kabağı vardı. Anlıyorum. Neden bunu yaptılar? Çok aptalca. Doğrusu kaç tane bal kabağı kaldığını görmem gerekiyor. Ama önemli değil. Hemen yan taraftaki mağazada neler olduğuna bakacağız. Bakalım neler var orada. Evet, şimdi orayı dikkatlice incelemeliyim. Evet, son bir mağaza deneyeceğim. Umarım orada vardır. Eğer burada da bal kabağı yoksa internetten anons yapacağım. Bu çok aptalca. Bal kabaklarını almam gerekiyor. Dışarı çıkıp bunları almak zorundayım. Bakalım bulabilecek miyim? Bunları bulmam gerekiyor. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim. Maalesef yok. Cadılar Bayramı'nda herkes bal kabaklarını aldı ama bizde yok. Çünkü o sırada biz arabayı yapıyorduk. Bir markete gidip bal kabağı satın alman mümkün değil. Big Shift'e ya da yapımcıya gitmen gerekiyor ama Mark bu tür konularda ne yapacağını maalesef bilmiyor. Burada kalmadı. 4 Temmuz'dan itibaren hepsi satışa sunuluyor. Ne yapacağız? Hemen buradaydı. Zemin kayıyor, lanet olsun. Geri kalan bal kabaklarını ne yaptılar acaba? Bilmiyorum. Mark, Cadılar Bayramı'ndan çok hoşlanıyor. Senenin en sevdiği dönemi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ortak noktalarımız var. İkimiz de korku filmlerinden ve korkutucu şeylerden hoşlanıyoruz. Lanet olsun. Cadılar Bayramı'ndan sonra hiçbir mağazada bal kabağı bulmak mümkün değil. Kaç tane var? 3 tane mi? Normalde girişte birkaç tane var. İnternette 20 euro karşılığında 20 bal kabağı satan birini buldum. Bu yüzden onu aradım. Telefonu açtı ve konuşmaya başladı. Bana bal kabaklarını sattığını söyledi. Evet, gerçekten harika. Evet, 8 tane bal kabağı istiyorum. Bana 8 tane lazım. 20 tane istemediğine emin misin dedi. Ben 20 taneye ihtiyacım yok dedim. Sadece 8 tane gerekiyor. Garajda 8 kişiyiz. Bu yüzden bana 8 tane gerekiyor. Evet, şimdi garaja gideceğiz. Ve sonra maça. Öğleden sonra stadın arkasında buluşalım. Onunla park yerinde buluşmam gerekiyor.
Eski bir kamyonet kullanıyorum. Umarım Cadılar Bayramı'ndan sonra bal kabağı almak yasak değildir. En ufak bir şeyde sorun yaşıyorum. Ben bundan bıktım. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Bütün sabah bal kabaklarını bulmak için bütün sabahımı harcadım. Gerçekten aptalca bir fikirdi. Çok aptalca. Şu parçalara bak. Oregon Ducks Stadyumu, Outzen Stadyumu, şampiyonada birinciler. Ah, burada durmak istiyorum. Hemen burada. Aracımdan çıkıp biraz uzaklaşmak istiyorum. Neler olduğunu göreceğim. Evet, trafikte sıkıştım. Çocuklarımı bir bal kabağı süsleme yarışıyla ödüllendirmek istiyorum. Ve bal kabakları olan insan bana yasak olduğu için bal kabaklarını gösteremiyor. Evet, bu yüzden otobanın önünde buluşmamız gerekiyor. Otobanda biraz ileri gitmem gerekiyor. Beni rahatlatmaya başlıyor. Evime dönmek istiyorum. Gerçekten bir tek evime dönmek istiyorum. Evet, eve geliyorum. Ama trafiğe sıkıştım. Lanet olsun. Lanet olsun. Evet, teşekkür ederim. Görüşürüz. Vakit kaybettim. Bal kabaklarını almaya çiftliğe gittiğimde onları domuzlara vermişlerdi. Anlamıyorum. Hayatımın bir saatini kaybettim. Bunu asla geri alamayacağım. Garaja dönüyordum. Bir anda kendi kendime Darren'ın domuzları olduğunu hatırladım. Büyük bir aileden geliyor. Domuz yetiştiriyorlardı. Babası domuz yetiştiriyordu. Büyük babası da. Belki nerede bal kabağı bulacağımızı biliyordur. Bu yüzden ona bu soruyu sordum ve bana bulabileceğini söyledi. 2 saattir bal kabağı arıyorum. Neden bunu daha önce yapmadım? Onun 2 dakikasını bile almadı. Telefonu çıkardı, telefonu açtı ve insanları bal kabağı bulmaya ikna etti. Evet, bende bal kabağı var. Gel al dediler. Çok büyük olduklarını düşünmemelisiniz, yoksa korkunç olur. Hayır, hayır. Bunları saklayacak mısınız? Evet, onları hala satabiliriz. Onları almamız mümkün değilden ne anlıyorsun? En az 3 defa dedim. Duydun mu? Duymadım. Kulaklarım iyi duymuyor. 2 kulağın ve 1 ağzın var. Mümkün olduğunca bunları kullanmalısın. Bunu size bırakacağım bayım. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunun için gerçekten çok zaman harcadık. Bir şeylerin olmasını istiyorum ve ekip olarak bir şeyler başarmak zorundayız. Süslemek için gerçek malzemelerin var mı? Barakuda'yı buraya yerleştirmek gerçekten çok güzel. Tamam. Kamyona binip gittiğini görüyoruz. Tam olarak ne olacağını bilmemiz gerekiyor. Tam olarak nasıl hareket edeceğimizi bilmeliyiz. Buna karar vermemiz gerekiyor. Ve işimizi halletmemiz gerekiyor. Bunları yapmak zorundayız. Sence bal kabağıyla bu malzemeleri satmıyorlar mı? Hayır. Küçüklüğümde böyle yapıyorduk. Mutfakta büyük bıçaklar alıyoruz. Her zaman mutfaktaki büyük bıçakları kullanıyoruz. Yeterince büyük parçalar bulmamız gerekiyor. Yoksa delik açmak hiç kolay olmuyor. Ama bildiğiniz gibi bu tür şeyler sizi daha başarılı bir insan yapacaktır. Hayır, malzeme satmıyorlar. Herkes Roadrunner'ı bitirmek için yarışıyor. Hayır, bence bu harika bir soru. Bir gün ormanda yiyecek hiçbir şeyiniz olmayabilir. Bu durumda bal kabağı süslemiş olmak işinize yarar. Niçin bunu yapıyoruz? Evet. Mutlu değil misin? Görüntü o yönde. Bıçağı nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Baştan beri bunu neden Cadılar Bayramı'nda yapacağız? Hep merak ediyordum.
Neredeyse bitti. Patlamak üzereyim. Dikkatli olun. Annem böyle yapıyordu. İşte işimiz bitti. Ah Darren. Aman tanrım. Aa, iğrençsin. Ne kadar yiyeceksin? Gerçekten güzel değil mi? Yarış yapacağız dediysek yapacağız. Evet. Cadılar Bayramı'ndan sonra bal kabağı süsleme yarışı yapıyoruz. Mark kazanacağına kesin. Dikkat çekmek için yapıyor. Tuhaf bir koku alıyor musun? Daha şuna bak. Senin için hiç iyi olmayacak Darren. Böyle devam et bakalım. Dikkatli ol bakalım. Evet bak. Bal kabağı lanet olsun. Daha önce hiç görmedin mi? Ciddi misin? Onların ne yaptığını gerçekten anlayamıyorum. Onlar için iyi oldu. Çürük bal kabaklarını hak ediyorlar. Onlar da müşterilere böyle davranıyorlar. İyi bir ders oldu. Aracın hazır olmasını istiyoruz. Aptal numarası yapıyorlar ve işlerini bitiremiyorlar. Bakın böyle oluyor. Evet, devam edin bakalım. Çıkar kusacağım. Gerçekten kötü kokuyor. Gerçekten kusacağım. Bu kokuyu... Çok berbat bir şey bu. Evet, bu kokuya rağmen bu işi halletmemiz gerekiyor. Gerçekten çok kötü kokuyordu. Nefes alamıyor. Sorun değil. İstediğini yapabiliriz. Evet, sorunu çözmemiz gerekiyor. Benim cezam hadi, bu mu? Herkes işini yapsın. Kokuya rağmen bu işi bitirin. Hayır. Laf istemiyorum. Can sıkıcı olacak. Josh'un harika bir fikri var. Evet. Bence o kazanacak. Evet. Mark, sen... Bal kabağınla hareket eğer et. Eğer kendi burnunu tanımıyorsan senin için hiçbir şey i̇şte yapamam. İşte başlangıç noktası. Çok evet. Küçük, senin burnun bundan daha büyük. Devam et bakalım. Evet. Ne yapacağını biliyorsun tamam, değil mi? Tamam, sınırları zorladın Josh. Bekle bir dakika, geliyorum. Dur, onu dinleme. Tamam, hadi. Ah Josh, dur, bu çok kirli. Çok çürük ve onlardan bir tane yedim. Hayır hayır, çürük değil, yemen lazım. Hiç sanmıyorum. Bu çok iğrenç, yapma. Zeka testi yapmamız gerek. Bal kabaklarını süslemek istiyoruz. Bunu en son yaptığımda küçük çocuklarım için yapmıştım. Mark'ın bal kabağının içine kendi bal kabağımı saklıyorum. Bu çok eğlenceli. Hadi geri dönüyoruz. Herkesin süsleme yarışı sırasında eğleneceğini düşünmüştüm. Ama Darren başka bir şey yapmaya karar verdi. Niye bilmiyorum. Dalga geçmiyorum. Hadi acele et. İçini boşalt. Acele et. Dokunma. Devam et. Malzemelerle oynamayacağız. Bu çok tehlikeli. Hadi devam et dedim sana. Bana testlerimi ver ve kesmeye başla. Ellerimi yıkayıp geliyorum tamam mı? Ya da bir başkası. Hadi. Hangisini tercih edersin? Ben ikisini ne de yapacağım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Daha yapacak çok iş var. Küçük bir köpek gibi sürekli havlayıp ilgi bekliyor. Hadi devam ediyoruz. Benim bal kabağımı kendi parçalarıyla attı. Ona durmasını söyledim ama ciddi olduğumu anlamamıştı. Çok korkuyorum. Biraz sinirleniyorum. Doğrusu kendime vurmak istiyorum. Gözlerim! Gördün mü? Kurallara uygun oynadım. Hile yaptın. Hayır, hile yapmıyorum. Başka bıçağım yoktu. Bizim de bu hile önemli sayılır. Değil. Devam edin. Kaybetmeye dayanamıyorsun ve bu yüzden hile yapıyorsun. Bence bunun hakkı vardı. Kesinlikle. Josh'un yarışma sırasında aldığı bu ürünü kullanmaya hakkı vardı. Bence bal kabağını patlatmalıyız. İşte böyle. Neden? Ne yapacaksın? Devam edin. İşte, hiç önermem. Biliyor musun, dene ve göreceksin. Bu aracı yapmak için çok vakit geçirmemiz gerekti. Malzemeler konusunda hata yaptığımız için çok vakit kaybettik. Tahmin edebileceğiniz gibi ne tür sorunlar yaşayacağımızı bilemiyorum. Bu yüzden ben... Baba. Evet. Tıp merkezi misiniz? Eğer gelmezsen benden para kesemezsiniz. Bence bu yaptığınız gerçekten saçma. Hayır, bunu yapamazsınız. Ne oldu? Baba, sanırım bu yaz borulardan bahsederken bana boruları kapatmamı söylemiştin. Hatırlıyor musun? Bu yaz. Bir saniye. Bana iki parçayı kapatmamı söyledin. Tasarruf etmeyi deniyordum. Bundan mı bahsediyorsun? Evet. Evet. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Evet. Bence sorunu çözmeyi başardık. Bu yüzden çok önemli değil. Arabanın metal parçasından oluştuğunu söyleyemeyiz. Doğrusu bundan daha iyisini yapabilir miyiz emin değilim.
Bence bu hafta Roadrunner'da iyi iş çıkardı. Örneğin? Kaputta çok fazla siyah çizgi var, normaldeki gibi. Bence gerçekten harikalar, güzel. Harikalar, Justin iyi motoru iş çıkardı. Motoru ve transmisyon sistemini yerleştirdik. Arka kısımdaki süspansiyonlar ve kaynaklar çok harika. Önemli. Harika, sadece bir hafta geciktik. Peki vaktinde bitirmemenin farklı cezası ne? Farklı dekorasyonlar yaptık, yalnızca iki hafta geciktik, o kadar. İki hafta değil, biraz geç kaldık. Biraz. Şimdi Roadrunner'ın sahibi arabası hazır olmadığında ve geciktiğinde ne hissettiğini anlamışsınızdır, değil mi? Bu parçayı hatırlıyorsun, değil mi? Ona süslemesi için bir parça vermeyecek misin? Yanlış bir şey yapmadı. Barakuda'yı yıkanmaya gönderiyoruz. Geri geldiğinde de aynı olacağını umuyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken çok şey olacak. Biftek'in hakkında ne düşündün? Hoşuna gitti mi? Biftek mi? Hayır. Ben gerçek bir biftek istiyorum. Tavuk dinle, parçası tavuğu değil. Sen sipariş verdin, ben değil. Evet ama bir kişinin yanına gittiğinde biftek siparişi vermen imkansız. Seni biftek yapan bir restorana götürdüm. Ben kendi işimi yaptım. Bunu kızarmış tavuk olarak adlandırıyorlar. Biftek gibi. Evet, biftek. Ben kendi işimi hallediyorum. Tamam. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çıkar şapkanı. İşte böyle devam ediyor. Hadi ne bekliyorsun? Biraz ıslanıyorum. Niçin karikatürlerden fırlamış gibi kalmaya devam ediyorsun? Görüşürüz.